Metropolitan Sanat Müzesi'nde Rembrandt'ın Aristoteles'i Homeros'un büstüne bakarken resmettiği Aristoteles Homeros'un büstü ile tablosunu inceliyoruz. Tablonun yüzeyinde hızlı fırça darbelerinin göze çarptığı alanlarda Rembrandt'ın dokuları resmetme konusunda gösteriş yaptığını düşünüyorum. Bunun yanında daha iddiasız görünen ama yine de arkasında büyük bir ustalık yatan alanlar da var. Ressamlar resimlerini bazen öyle bir biçimde yapıyor ki halktan farklılaştıklarını göstermek istiyor olabilirler. Resmin dokusu gerçekten büyüleyici. Bazı yerlerdeki dokuların nasıl resmin son kompozisyonuna ait değilmiş gibi göründüklerini anlamaya çalışıyorum. Evet bu yüzden bugün gördüklerimiz arasında bazı farklar göze çarpıyor. Bir resmin dokusunu inceleyerek bu farklılıkları anlamak aslında mümkün. Konservatörler parlak ışık adını verdiğimiz ışığın resmin üzerine doğrudan düştüğü bir noktayı bularak buradan ipuçları yakalayabilir. Bu nokta Aristoteles'in şapkasının olduğu kısım ve sağ omzunun üst kısmı oluyor. Evet, burada yüzeyin altında boyanın kabuklanmış olduğunu fark edebilirsiniz. Kabuklanma sağ omzun üst kısmında yukarı doğru hareket ettikçe kayboluyor. Kabuklanma sanatçının resmin bu kısmı üzerinde çok çalıştığı anlamına geliyor. Rembrandt belki de sağ omzun üstündeki yarı kurumuş boyayı kazımış ya da sağ omzu ilk olarak bu yükseklikte resmetmiş ve daha sonra siyahla bu kısmı kapamış olabilir. Buna benzer noktalar tablonun sonradan düzenlendiğini işaret eder. Aynı durumu sol kolda gözlemlemek de mümkün. Rembrandt sanki bu kolun duruşuyla ilgili bazı değişiklikler yapmış. Eğer yakından bakacak olursanız kolun biraz solunda arka planla hiç alakası olmayan birkaç fırça darbesi görebilirsiniz. Bu fırça darbeleri arka planın düz dokusuyla bağdaşmıyorlar ve kola paralel bir şekilde uygulanmışlar. Bu iki iz bize Rembrandt'ın iki da sonradan değiştirdiğini ve sağ omzu kazıyıp sol omzuda yeniden boyadığını gösteriyor. Bu çok ilginç çünkü bu iki karar bana son derece anlamsız gelmesine rağmen Rembrandt için önemli olmalıymışlar ki Rembrandt bunları uygulamayı seçmiş. İşte bu yüzden bunu neden yaptığını anlamak istiyoruz. Rembrandt bir dahiydi. Bunun için sağ omzunu neden biraz aşağı alıp altın zincire bu kadar özen gösterirken sol eli neden olduğu gibi neredeyse tamamlanmamış gibi bıraktığını merak ediyorum. Bu arada sol el son derece büyük ve bu yani bir şeyi çevresine göre farklı bir şekilde resmetmek Rembrandt'ın dikkat çekmek için kullandığı yöntemlerden biri. Sanat tarihçileri altın zincirin ne anlama geldiği konusunda da tartıştılar. Aristoteles'in zincire dokunuyor olması önemli bir nokta. Eğer biraz yakından ve eğik ışık altında inceleyecek olursak burada da boyanın üst üste kullanıldığını görebiliriz. Büstün üzerindeki elde de çok az miktarda uygulanan siyah boya görmek mümkün. Bu, Aristoteles'in elinin büste çok fazla baskı uygulamadığı yani büstü sıkı sıkı tutmadığı anlamına geliyor. Zincire dokunan elin iki parmağı zinciri tutmuyor, sadece üstten dokunuyor. Bu ikisi düşünceye dalmışlığı temsil ediyor olabilir. Bir de sol eldeki yüzüğü inceleyelim. Resmi inceledikçe bu yüzük daha da dikkat çekici bir hal alıyor. Bu parlak metal parçası antik Yunan şairi olan Homeros'a ait taş büstün basitliğiyle bir kontrast oluşturuyor. Sol kolu takip edip yukarıya doğru ilerlerseniz muhteşem bir boyama tekniği karşınıza çıkıyor. Resimden biraz uzaklaştığınızda ise tüm parçalar yerli yerine oturuyor. Mesela kumaşın omuzdan düşüşünü ve kolun üzerinde toparlanışını inceleyelim. Demek ki resme çok yakın bir şekilde çalışan Rembrandt, resme uzaktan bakıldığında tüm bunların nasıl bir araya geleceğini görebilmiş ve boyaları çok iyi tanımış. İleriye, geriye ya da sağa sola hareket ettiğimizde bütünlük bozulmuyor. Mesela resme bu şekilde sağdan bakarsak şapkanın dışa taşan kısmının altında daha açık tonlu bir kısım olduğunu görebiliriz. Resmi bu şekilde incelediğinizde ilk bakışta göremediğiniz bir sürü detay görebilirsiniz. Bir resmi incelemek zaman alır. Yani resmi bitirmek için çok zaman harcamış Rembrandt'ın ne yapmak istediğini 10 saniyede anlayamayacağımızı düşünüyorum. Rembrandt'ın resimle ilgili verdiği tüm kararlar onun için bir anlam ifade etmiş olmalı ki yaptıklarını bu şekilde yapmış. Biz de durup biraz daha fazla düşündüğümüzde Rembrandt'ı daha iyi anlayabiliriz.